a very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. Albert Einstein, bir kişinin zekasını öveceğimiz zaman en çok andığımız isim, görelilik kuramının mucidi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi. Ancak atom bombasının icadına sebep olan keşfiyle eleştirilerin, ölümünün ardından çalınan beyniyle de gazetelerin ilgi odağı oldu. Peki Albert Einstein kim? İçeriye geçmeden önce her hafta yeni bir ismi anlattığımız serimizi kaçırmamak için GZT'ye abone olmayı ve bizi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ben Duygu Göktürk Soy'dan ve karşınızda Albert Einstein'ın profili. Einstein 14 Mart 1879'da Almanya İmparatorluğu'nun Ulm kentinde Aşkenazi Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Sonradan Münih'e taşındılar. Ailesi pek dindar değildi ancak iyi bir eğitim vereceğine inandıkları için 5 yaşına gelen Einstein'ı Katolik Hristiyan İlkokulu'na yazdırdılar. Einstein'ın en büyük problemi disiplindi. Çocukluğundan itibaren pek disiplinli biri değildi ve bunu okuluna da yansıtıyordu. Ancak başarılı bir öğrenciydi ve notları her zaman iyiydi. 9 yaşındayken Katolik İlkokulu'ndan ayrıldı ve Lütpol Gimnasyum'da eğitim görmeye başladı. Ancak burada da öğretmenleri tarafından disiplinsiz olarak nitelendirildi. Einstein bu dönemde keman dersleri alıyor, bilim, matematik ve felsefe üzerine çalışıyordu. 15 yaşına geldiğinde ise amcası ve babasının kurduğu iş iflas etti. İtalya'ya taşınıp orada yeniden iş kurmaya karar verdiler. Einstein'a da okulunun olduğu Münih'te kalmasını söylediler. Ancak bu durum Einstein'ı depresyona soktu ve ancak 6 ay dayanabildi. Aile doktorunu ikna etti ve ailesinin yanında bulunması gerektiğini belirten bir rapor aldı. Böylece Münih'teki eğitimini noktaladı. İtalya'ya geçmesi ardından İsviçre'deki Federal Politeknik Okulu'na gitmeyi hedefledi. Bu hedefini gerçekleştirmek için İsviçre'de yeniden bir liseye yazıldı. Bu süreç devam ederken babasına Almanya vatandaşlığından çıkmak istediğini ve İsviçre vatandaşı olmak istediğini söyledi. Babasının onayıyla 1896'da Alman vatandaşlığından çıktı. Bu arada hedefi olan Politeknik Okulu'na girdi ve burada elektromanyetizm üzerine eğitim aldı. Bu eğitimi Einstein'ın mesleğini belirledi ve Bern'de bir patent ofisinde asistan müfettiş olarak iş buldu. Einstein burada çalışırken ışığın doğası, zaman, uzay ve zaman ilişkisi hakkında derinlemesine düşünme fırsatı yakaladı. 1905'e gelindiğinde Annalender Fizik dergisinde yayımladığı 4 makale modern fizik anlayışını değiştirdi. Ancak Einstein'ı ünlü yapan görelilik kuramı oldu. Kısaca bahsedecek olursak, özel görelilik kuramı sesin hava aracılığıyla yayıldığı gibi ışığın da esir denen gizemli bir ortamda yayıldığı düşüncesine karşı olarak ışık hızının sabit olduğunu ve ışığın yayılması için esir ortamının gerek olmadığını, mekan, zaman ve hareketin izafi olaylar olduğunu savunur. Dolayısıyla bu kuram Newton'un her yerde aynı işleyen, herkes için kabul edilen mutlak zaman teorisini yıkıyordu. Einstein'ın bu keşfi bir devrimdi. Ancak bazı kesimler patent ofisinde çalışan ünlü kaşifi patent hırsızlığıyla suçladı. Örneğin Family Guy'da bulunan bu meşhur sahne. Smith's theory of relativity. Hey, look at this. What? Tüm bunlar yaşanırken Einstein'ın vatandaşlığını bıraktığı ülkesi Nazi idaresi altına girmişti. Ünlü kaşif Nisan 1933'te Amerikan Üniversitesi'ni ziyaret ederken Alman hükümetinin Yahudileri üniversitelerde öğretmenlik dahil bütün resmi konumlardan men ettiğini öğrendi. Bir ay sonra Naziler kitap yakma kampanyalarına başladı ve Einstein'ın eserleri de yakılanlar arasındaydı. Einstein bu gezisinde Almanya'ya bir daha geri dönmeyeceğini söyledi. 1933 yılında Einstein Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. 1939 yazında Avrupa'da 2. Dünya Savaşı başlamadan birkaç ay önce Leo Szilard'la birlikte başkent Roosevelt'e Nazi Almanyası'nın atom bombası tehlikesine karşı uyarı mektubu gönderdi. Aynı mektupta Amerikan hükümetinin uranyum araştırmaları ve zincir reaksiyonları ile ilgili araştırma yapmasını tavsiye ediyordu. Başkent Roosevelt, Hitler'in Amerika'dan önce atom bombasına sahip olması riskini alamazdı. Einstein'ın mektubu ve buluşmaları sonucu ABD atom bombası geliştirme yarışına girdi. Manhattan Projesi denen projeyle Amerika savaş sırasında atom bombası geliştirebilen tek ülke oldu. Einstein bu olayların üzerine 1954 yılında ölümünden bir yıl önce bu konuda arkadaşı Linus Pauling'e şunları söyledi. Hayatımda tek bir büyük hata yaptım. Başkan Roosevelt'e atom bombasını tavsiye etmek dedi. 18 Nisan 1955'te Albert Einstein iç kanama geçirdi ve ameliyatı şu sözlerle reddetti. İstediğim zaman gitmek istiyorum. Hayatı yapay bir
şekilde uzatmak tatsız. Ben payımı kullandım. Şimdi gitme zamanı ve bunu zarif bir şekilde yapmak istiyorum. 76 yaşında Princeton Hastanesi'nde gece saat 1.55'te yaşamını yitirdi. Otopsisi sırasında Princeton Hastanesi patolojisti Thomas Schultz Harvey o gece nöbetteydi ve Einstein'ın ölüm nedenini belirlemesi gerekiyordu. Beyni kafatasından çıkardıktan sonra kendi kendine "Bu dünyamız hakkında her şeyi değiştiren beyindir." dedi. Einstein ailesi ölümünün ardından cenazesinin yakılması taraftarıydı. Harvey bedeni yakılması için hazırladı. Ancak beynini kendi sefertasına koydu ve evine götürdü. Beyni çalınan Einstein'ın ailesi şok yaşadı. Hükümet yetkilileri ve Harvey'in meslektaşları ise çileden çıktı. Herkes beynin iade edilmesini istiyordu ancak Harvey bilimsel çalışmalarda kullanacağı sözü vererek aileyi ikna etti. Einstein'ın beyni 53 yıl sonunda çalındığı Princeton Hastanesi'ne geri döndü. Harvey ise bundan 3 yıl sonra hayatını yitirdi. Çocukluğundan kaşiflerine, siyasi aktivistliğinden ölümüne kadar başına gelen her şeyle gündem olan bir isim dünyadan böyle geçti. Ancak ikonlaşmış portresi ve dilimize yerleşmiş ismiyle hala aramızda ve öyle görünüyor ki uzun yıllar daha bu durum değişmeyecek.